Herkese merhaba değerli dostlar ben Ahmet Güven Kozal hissesiyle ilgili detaylı bir bilanço analizi yapacağız. Hem şirket bu aralar bir hareketli takaslarında kimler alıyor, kimler satıyor hem onu bir kontrol edeceğiz hem de şirketin şöyle geçmişine birazcık bakacağız. Şimdi isterseniz şöyle yavaş yavaş şirketin geçmişinden şöyle başlayalım. Biliyorsunuz mahkeme dolayısıyla şirket hissesinin çok fazla talebi bulunmuyor. Bu yüzden dönem dönem bir sert yükselişleri var dönem dönemde durmak bilmeyen düşüşleri var hissemizin. Şimdi şöyle baktığımız zaman, grafik analizine baktığınız zaman hep derin düşüşlerin arkasından yükselişini tamamlayan bir hisse ve sürekli yükselen bir hisse. Neden? Çünkü şirket sürekli karını arttırabilen bir şirket. Yani dönem dönem çalkanta atlatsa bile toparlanması oldukça kolay olan bir hisse. Yani çağ daha çabuk tepki veren bilen bir hisse. Bizim karlı şirketlerimiz yok mu? Evet, karlı şirketlerimiz var. Ondan daha iyi şirketlerimiz var mı? Kesinlikle daha iyi şirketlerimiz var. Ama Genel itibariyle baktığımız zaman hareketlerin çok benzer olduğunu görüyoruz. Yani dik çıkışların arkasından dikin işler, dikin işlerin arkasından da rahatlıkla dik çıkışların gerçekleştiğini görebiliyoruz. Sabah analizinde bahsettiğimiz bir mevzu vardı dış piyasada bu enflasyon ABD'deki enflasyon verisinin fiyatlanma mevzusu var iki gündür dış piyasada gördüğünüz gibi oldukça e, kıpkırmızı bir gün geçirmekte. Şimdi e, haftanın kalanında bizim sadece çarşamba günü yarım günlük bir seansımız kaldı. Perşembe, cuma kapalı olacağız. Şimdi baktığınız zaman en yüksek düşüş Japonya endeksiyle başladı. Gördüğünüz gibi şu sıralar vadilleri yaklaşık %4 de işlem görmekte. Bizim e, şöyle baktığımız zaman dış piyasaya nazaran birazcık daha pozitif kalmamızın e, olması muhtemeldi. Çünkü biliyorsunuz bizim teknoloji firmalarımız çok güçlü firmalar değil. Derinliği çok yüksek hisselere sahip değiliz piyasamızda. Ama şöyle baktığımız zaman işlem hacminin gene normal sıradan bir gündeki işlem hacmine yakın olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 15 milyar seviyesinde, yaklaşık 17 milyar civarında, 17.5 18 milyar civarında da seansın kapanması muhtemel. Kozal hissemizin şöyle e, kısaca bir bahsedelim önce isterseniz. Şirketimizin cirosu yaklaşık %22 dolayında artış gösterdiğini görüyor. Yani 2020'nin ilk çeyreğine nazaran kıyasladığımız zaman yani şirket büyümeye potansiyelini arttırmaya devam ediyor ve şirketin toplam kaynakları da yaklaşık geçen seneye nazaran geçen senenin ilk çeyreğine nazaran şu anki toplam kaynakları 9 milyar seviyesiyle yaklaşık %35'lik bir gelişim gösterdiğini gösteriyor. Yani bir sene sonraki e, bilançoda gelen bilançoda %35'lik bir potansiyel fark var. Ve evet, geçen son çeyreğe nazaran da 2020'nin son çeyreğine nazaran da, da %9'luk bir performans artışı olduğunu göz, görüyoruz ve net karda geçen senenin aynı dönemine nazaran %68'lik bir iyileşme var. Bu oldukça başarılı bir oran. Şirketin piyasa değeri böyle defter değeri de yaklaşık 2.35 katından işlem gördüğünü göstermekte. Bizim için bu ise de bu çubuklar çok öncesinde analiz yaptığımdan beri duruyor. Gördüğünüz gibi 127 bölgesi bizim için önemli bir bölge. Bu bölgenin üzerinde şirketin tahtı, tahta sahibinde bu süreci yürütürken dikkat ettiği bir nokta. Hacminin rahatlıkla artabildiği bir nokta. Şimdi şirket hissemiz bir pik değerine ulaşmış ve 127 bölgesinin üzerinde yeni bir kanala yani 130 bölgesinin üzerinde kalabilirse ki piyasa şartları imkan verseydi bu kademenin üzerinde zaten kapanış gelmişti. Ee, önünde yaklaşık Mayıs ayı içinde görebileceği bir 150 seviyesi olacaktı. Bu işlem hacmiyle devam etse, edebilseydi eğer. Şimdi önümüzdeki haftalardaki işlemlere tekrar bakacağız. Önümüzdeki haftada çarşamba günü piyasamız kapalı olacak. Devam eden işlem günlerinde de bu işlem hacmini koruduğu sürece 127 seviyesinin üzerinde kapanış yapma çabasında olacağını varsayıyoruz. Çünkü şöyle takaslarına baktığımız zaman son bir aylık dönemde yaklaşık 110 bölgesi ne kadar çekilmişti. Bu bölge bizim zaten dip seviyemiz artık kabul edilebilir bir dip seviyesi. Piyasa şartları bozulduğu zaman oralara kadar inip oralardan tekrar toparlandığını görebiliyoruz. Şirketin son bir ay içinde gerçekleşen işlemlerinde Deutsche Bank'ın 1 milyon dolayında lot aldığını görüyoruz ki bu bizim son 5-6 aydır görmek istediğimiz bir rakam. Çünkü biliyorsunuz Deutsche Bankla ile Citibank'ın yoğun satışları sonucu buralara gelmişti. İkisinde de yaklaşık e, ciddi miktarlarda lot vardı ve ciddi miktarlarda lot satışı gerçekleştirdiler. Hisse yukarı giderken sattılar bunların çoğunu. Yani genel itibariyle yatırımcıların yoğun olarak yöneldiği bir hisse diyebiliriz kozal hissesi. Hacmini yüksek tuttuğunuz zaman ve hacim sıralamasını ilk beşte tuttuğunuz zaman yatırımcıların kredili işlemler dahil hisseye yöneldiğini tahmin ediyoruz. Şimdi başladığı zaman yükselmeye sürekli devam ettiği için hissemiz destek ve direnç bölgelerine azami derecede destekliyor çalışan bir hisse. Yani hatırlarsanız şu 154 seviyesini gördükten sonra ani bir iniş gerçekleşmişti. Daha önce de yaklaşık neresiydi orası? 133 seviyesinden bir boşalma gelmişti. Yani şirket hissesi direnç noktalarına geldiği zaman açığa satış işlemlerine de konu edildiği için ciddi bir sert değer kayıpları yaşayabiliyor. Bu yüzden şirketin piyasa şartları da aynı şekilde kullanıldığını unutmamanızı rica ediyorum. Şirketimiz karlı olduğu sürece gördüğünüz gibi şu yükseliş potansiyelini korumaya devam edecek. Yıl içinde korumaya devam edecek. Bizim için orta vadede şirket hissesinin yeniden trend oluşturabileceği bölge, yani güçlü ivme oluşturabileceği bölge yaklaşık Gördüğünüz gibi şurası 150 seviyesi. Yani 150 seviyesinin üzerine bu şirket hissesi geçtikten sonra muhtemelen 200'e doğru yol alma ihtimali oldukça yüksek. Muhtemelen de şuralara denk geliyor. İlk direnç noktası da yaklaşık 184 bölgesi civarında olacak şirket hissesinin bu 150 kanal bölgesini yukarı yönde kırmayı başardığında. Bizim için şu birkaç günlük işlem gününde haftayı kapatacağımız bir yaklaşık bir yarım günlük seansımız kaldı. Bu 127 seviyesinin üzerine kapatması bizim için yeterli. Bu bölgenin üzerinde kapanırsa yukarı doğru ivmelenmesi beklenen tek şey olacak. Şimdi şöyle kısaca şirketin en üste çıkayım. Burada neler var ona bakalım ilk önce. Gördüğünüz gibi 2021'in ilk çeyrek bilançosu, son bilançosu 2020'nin ve geçen senenin ilk çeyrek bilançosu. Yani şununla şunu kıyaslamıştım ben. Şimdi şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman çok fazla kafanızı bulandırmak istemiyorum. Sadece öz kaynaklarındaki artışları göstereceğim size. Şirketin gördüğünüz gibi geçen seneki ilk çeyrekte 6 milyar 147 milyon seviyesinde olan öz kaynakları şu anda 8.222 seviyesine kadar yükselmiş gözükmekte. Bu bizim için güzel bir yükseliş diyebiliriz. Yani şirket zaten sürekli üzerine koyduğu gibi gördüğünüz gibi bu da 2019'un ilk çeyrek bilançosu 4 milyar seviyesinden 2 sene sonra gördüğünüz gibi 8 milyar seviyesine yükselmiş ve şirketin toplam kaynakları da 4.7 milyardan 9.2 milyar seviyesine kadar yükselmiş. 2019'un ilk çeyreğinden 2021'in ilk çeyreğine kadar. Yani şirket e, temettü dağıtamadığı için para sürekli kasada. Bu gördüğünüz 2020'nin son çeyrek bilançosu yani 2020'nin genelini içeren bilanço. Şirketin geçmiş yıllar karı hani şu e, TMSF'nin açıklama yaptığı zaman bahsettiği para bu. 5.463 seviyesinde ciddi bir para var kasada ve şirketin 2020'nin bilançosunda gelen 1.8 milyarlık gördüğünüz gibi bir karımız vardı. Şimdi geçmiş yıllar karı şirket kar, temettü dağıtmadığı için gördüğünüz gibi bunların ikisinin toplamı şu an şurada geçmiş yıllar bölümünde gözüküyor. Şimdi bir sonraki bilançoda da şunu 661'i bunun üzerine ekleyecek. Bir sonraki bilançoda da o şekilde yayınlayacak. Şimdi şirket hissesinin gördüğünüz gibi sürekli büyümesi, satış gelirlerini sürekli arttırması tabi bulunduğu sektörün de avantajı çok. Temettüyü dağıtmamasının da çok büyük avantajı var. Bu da sürekli hisse fiyatına yansımaya devam etmesi beklenir. 127 bölgesi aşağısına e, kapanış yapıp bunun altında trend kaybedebilmesi için BIST'in de düşmesi gerekiyor. Nereden düşmesi gerekiyor? 1430 bölgesinin aşağı doğru kırması gerekiyor. Şimdi dış piyasada az önce bahsettiğim teknoloji hisselerinin öncülüğüyle başlayan bir düşüş trendi var. Bu muhtemelen bizim kapalı olduğumuz Perşembe Cuma gününde muhtemelen düzelecek ve yeniden bir toparlanma olacak. Bu sayede de biz önümüzdeki hafta trendimizin yukarı doğru yükselmesini bekliyor olacağız. Muhtemelen de İpek, İpek Enerji ve Koza A hisselerini de bu durumun yansıması beklenir hacim sıralamasında. Şöyle takaslara tekrar dönmek istiyorum. Bu bizim aylıktaki görüntümüzdü. Doğuça Bank çok çok uzun süredir satış yapan bir kurumdu. Ve şu an en iyi alıcı pozisyonunda. Ee, birazcık 130 bölgesine geldiğimiz bugün de bir miktar kar satışı var. Ama yoğun bir satıştan bahsetmem pek mümkün değil. Şöyle baktığınız zaman ilk 5 net satış. E, ilk 5 kurumun net alış miktarına bakarsanız yaklaşık 1 milyon not civarında alışı olduğunu görüyoruz. Bu da Deutsche Bank'ın alımı olarak kabul edebiliriz. Ve takaslarda şu net takaslarda görmediğimiz sonraki e, son günün takasları yok bu gördüğünüz ekranda. Bu takas analizi aracı kurum dağılımı da gün içindeki işlemleri takip ettiğiniz bir ekran Forex Trader uygulamasında. Bunu Matrix'ten de takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu ise de direkt Deutsche Bank ya da Citibank'ın alımı olarak aracı kurum dağılımında göremiyoruz. Bank of America olarak gözüküyor ve sonrasında virmanlanıyor. Eski Merilin ismi bu. Şimdi gördüğünüz gibi e, ayın ayın 10'unda ve 11'ini kapsayan şu saatlerde yani ay bu haftanın 2 günlük işlem döneminde geçilen işlemde Bank of America'nın 439 bin lot daha artıda olduğunu görüyoruz. Yani bu son 2 günlük takasta ne demek istiyorum? Şurada Deutsche Bank'la Citibank'ın yaklaşık alımları vardı ya gördüğünüz gibi. Buna yaklaşık 500 bine yakın bir lot miktarı da ekleyebileceğiz. Ne zaman 2 gün sonraki takas analizinde gördüğümüz rakam bu olacak. Yani daha da almışlar olacak. Yani piyasayı yukarı taşıyanlar ilk kez yani bu hisse yukarı giderken yabancının aldığını görüyoruz diyebilirim. Bu da bizi kısa vadede 127 bölgesinin üzerinde trendin varlığının artarak devam etme ihtimalini doğurmakta. Yani bu piyasa şartları Dış piyasadaki piyasa şartları kötü olursa borsa düşerse demek istiyorum 1430'un altına gördüğünüz gibi 127 bölgesinin de aşağı doğru kırılacağını tahmin ediyoruz ama onun haricinde 1430'un altına pek fiyatlama beklemiyorum açıkçası e, bu bölgenin altına inmezsek de şirket hissemizin tekrar 131 bölgesinin üzerine yeni kanalımızın artık noktası burası olacak 131 bölgesinden içeri giriş yaptıktan sonra hacminde daha da artış olacaktır yani önümüzdeki hafta bu hisse yaklaşık 140 TL seviyesine doğru fiyatlama yapabilir. Tekrar görüşmek üzere. Bir sorunuz olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar.